Bir tanesi e, sakal bırakma meselesi, e, sakal bırakmak dini bir gereklilik midir yoksa kişisel bir tercih midir? Bununla beraber hemen arkasından özellikle genç izleyicilerimizin çok merak ettiği ve sürekli sordukları bir diğer soru dövme yaptırmak. Dövme yaptırmak da e, dini açıdan e, sakıncalı bir şey midir değil midir? Bunları da hemen kısaca isterseniz cevaplayalım. Dövme demikilere benziyor ondan dövmeden başlayayım sonra sakala döneyim. Şimdi dövmenin yapılamayacağınla ilgili de yine bir Kur'an'dan izah bulmanız lazım. Şimdi siz Kur'an'dan hangi izah dövmenin yasak olduğunu sokacaksınız? Yani dövmeden hiçbir şey yok. Ha, hadis literatüründe bazı ifadeler olabilir. Yani çünkü hadislerle ilgili olay şu: e, Peygamberimizin vefatından sonra 2-300 yıl sonra hadislerin birçoğu yazıma geçmiş. Ve bunların içinde baktığımızda ciddi bir kısmı Kur'an'la, bir kısmı diğer hadislerle, bir kısmı mantıkla çelişkili çok ifade var. Yani hadis kelimesi kullanıldığında kimse şöyle zannetmesin. Hadis, peygamberimizin söylediği söz demek değildir. Hadis, bazılarının, dikkat edin, bazılarının peygamberimizin söylediğini iddia ettiği sözdür. Ve her hadisçi Hadislerin içinde birçok yalan ifade olduğunu ifade etmiştir. Buhari de bunu söyler, Müslim de bunu söyler, e, Tirmizi de bunu söyler, Ebu Davud da söyler. E, kime giderseniz gidin karşısına sunulan hadislerin içinde birçoğunun uydurma olduğunu söylemiştir. Her biri de kendi güçleri yettiğince işte bence şu uydurmadır bu değildir şeklinde ya belli metotlar ortaya koyarak ya kendi görüşlerinle e, ayıklamaya çalışmıştır. Fakat bu ayıklamaya çalışma süreci ve metot koyma süreci bile peygamberimizden birkaç kaç yüzyıl sonraya geldiği için o döneme gelindiğinde bunlar zaten hangi metodu koyarsanız koyun ayıklanamayacak şeklinde burada doğruyla yanlış birbirine karışmış vaziyette. O yüzden bazı seyircilerimiz şöyle bir yanlış bir şey anlaşılmasın. Ya peygamberimiz bunu söyledi. Çünkü bazıları çarpıtma yaparak söylediğimiz ifadeleri o şekilde göstermeye çalışıyorlar. Yani peygamber işte bunu söyledi onu reddetti. Ya Peygamberin bir şey söyleyip de bir Müslümanın ondan sonra ya ben ondan daha iyi biliyorum. işte peygamber onun yanlış yaptı aşağı ya dinde bu böyle değildir demesi mümkün değil. Buradaki sorun peygamberimizin söylediği iddia edilen sözleri peygamberimizin söylemiş olmasının mümkün olmadığını. Bakın literatüre baksınlar peygamberimizin söylediği ifade edilen öyle sözler var ki. Mesela şuna benzer bir hadis de söylemiş. Ona mesela hadisçilerin hemen hepsi reddetmiş. Ve Allah melekleri kendi göğüs kıllarından yarattı. Mesela birçok hadisçi ki hemen hemen hepsi bunun mevzu olduğunu, uydurma olduğunu söylemiş. Ama mesela bazı hadislerle ilgili böyle değil olay. Onun uydurma olduğunu da söyleyen var, uydurma olmadığını da söyleyen var. Burada bizim o zaman bir kriter bulmamız lazım. Yani bunlardaki neye ne kadar güveneceğiz? Şimdi buradaki ölçü şu olmalı. Özellikle haram helalle ilgili konularda. Haram etmeyle ilgili konuda, dövme ile ilgili değil. Eğer bir şey Kur'an'da haram olduğu beyan edilmemişse otomatikman helaldir ilkesini koymazsanız hiç kimse neyin haram neyin helal olduğu ile ilgili hiçbir ölçü koyamaz. Çünkü hadis literatürü birbirle çelişkili. Diğer taraftan bu metodu benimsememiz gerektiğinin önemli sebeplerinden biri Kur'an'ın mufassal olduğu, detaylı olduğu, Kur'an'ın işte Allah'ın hükümlerini ihtiva ettiği, her şeyi açıkladığı şeklinde ifadeler Kur'an'ın içinde geçiyor. E bu her şeyi açıkladı da tabii ki Kur'an her şeyi açıkladı derken yine buradan yanlış anlaşılması Kur'an mesela en güzel şekilde masa nasıl üretilir anlatmıyor. Din adına Kur an, gerekli olan. Tabi, şey. Din adına gerekli olan her şeyi Kur'an açıklıyor. E din adına da bizim için en gerekli olan şeylerden biri neyin haram olduğunu bilmek değil midir? Ondan dövme sorusuyla ilgili bu mantığı birleştirdiğimizde Kur'an'da dövmenin haram olduğu ile ilgili bir şey var mı? Hocam yani şöyle diyebilir miyiz aslında bunu biraz da biraz kazanması anlamında. Yani Allah nelerin yenmesinin helal olduğunu tek tek saymıyor. Tabii. Böyle bir şey sayması mümkün değil. Zaten ciltlerce kitap eder bu. Ama nelerin haram olduğunu sayıyor. O haram olarak sayılanlar dışında kalan her şeyin zaten otomatikman helal olduğunu anlayabiliriz Tabii. ki bu mantık bütün diğer e, meseleleri de herhalde uygulamamız Yine mümkün şu değil? şu demen mantık önemli. Haram olmayan her şey iyidir anlamına gelmez. Birçok yanlış şey de helaldir. Mesela basit bir örnek vereyim. Şimdi biz burada program yapıyoruz. Biz burada program yaptığımızda ben burada bir takla atıp da şu masanın üstüne yatsam. Yani bu helal olur. Hiçbir mezhebe göre, hiçbir şeye göre, yani hiç kimsenin hiçbir görüşüne göre bu haram olmaz. Veyahut da ben mesela buradaki gömleğimi şimdi çıkartıp e, onun yerine basketbol tişörtü giysem. Yani bu da herkese bütün mezheplere göre e, helal olur. E, buna benzer yani giyimde, harekette yüzlerce hepimizin karşılıkça normal kabul etmeyeceği, gerek toplumun normlarından gerek sağlığa aykırı diye kabul etmeyeceğimiz bir sürü davranış bulabiliriz. Ama dikkat edin bunların haram olduğunu söylemiyoruz. Canan Karatay'ın e, yarın da bir programda onunla beraber olacağız veya buradan başka birçok doktorumuzun kulaklarını çınlatalım. Aşağı yukarı bütün doktorlarımız içine beyaz şeker giren her şeyin sağlığa zararlı olduğunu söylüyor. Kafine şeker Şimdi biz sağlığa zararlı şey haramdır dersek ne olur bir düşünün mesela. Bir kere, sağlığa zararlı olan şey zaten yanlış olduğu belli yapılmaması. Ama dikkat edin. Bunlara hiçbirimiz haram diyemiyoruz. Beyaz şeker içine giren şeyleri bir sayalım. Bisküviler, dondurma, baklava, Türk hanımları zeytinyağının içine bile e, şeker atarlar. İşte muhallebiler. Yani yediğimiz gıdaların dörtte birine yakını nın içinde şeker var. Şimdi bunların haram olduğunu söylesek ne olur? Herkes isyan eder. Ya bütün tıp otoriteleri işte beyaz şekerin sağlığa zararlı olduğunu söylüyor. Yani, hareketsizlik yani, mesela yani, yani insanın spor yapması. Yap sağlığa zarar şimdi eğer ki bir şey yanlış olduğu için haram olacaksa sağlığa zararlı olan şeyi yapmanın yanlış olduğu çok açık. O zaman şu andaki gıdadaki olan şeylerin dörtte bir naram olduğunu yüreği yiyen bir ilahiyatçı varsa gelsin söylesin. Söylese de zaten bence ciddiye alınmaz ama Hocam. hiç kimse de e, bunu söyleyemiyor. Bu mantık Kur'an'ın içinden de çıkıyor. Maide suresi 101. ayeti düşünelim. Maide suresi 101. ayette diyor ki Allah açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken sorarsanız açıklanır. Oysa Allah onları bağışlamıştır. Şimdi bu ayetin dediği mantığı iyi düşünelim. Ayet diyor ki, dikkat edin. Diyelim ki bir X davranışı var, bir Y davranışı var. Kur'an indirirken sormayın diyor Allah. Bunu mu bunu mu yapayım diye. Sorarsanız açıklanır. Oysa Allah onları bağışlamıştır. Şimdi eğer ki dikkat edin sorulmadıysa Kur'an'a göre X'i de yapabilirsin, y Y'i de yapabilirsin. Terzine kalmış. Ama sorup da bir hüküm gelirse Allah yeyi yap derse o zaman yeyi yapmak zorundasın. Bir dini hükümlülük. Kur'an'da da ama sorulmadığı zaman ikisi yapabiliyoruz. Bu da şunu gösteriyor otomatikman. Demek ki aslında bazı zararlı şeyleri bile yapmamız helaldir. Bu mantıktan çıkıyor Kur'an. Yani insan orada aklını kullanacak <laughs> artık. <laughs> Tabii. Yani ki bir şeyin dini anlamda haram ya da helal olması değil. Eğer ki zararlıysa bu, yani kendi sağlığını düşünüyorsan, önemsemiyorsan haram olması. Ona dikkat et. Demek ki ayetten çıkan mantık üzerine yine biraz iyi düşünelim, dönelim. Yani belli şeylerde alternatifler var. Çünkü Allah bir konuda bir hüküm getiriyorsa o hüküm mutlaka yapılması gerekli hükümdür. Ama demek ki ayetin e ifadelerinden şu çıkıyor. Sırf açıklanmadığı için helal olan şeyler var. Sorulsa belki onlarda da açıklama gelecek. Şimdi açıklanmayınca her iki türlüsünü yapmak helalse fakat açıklanınca birini yapmak mantıklıysa sorulmamış da bir sürü soru varsa demek ki orada yanlış olanı yapmak dahi helaldir. Ha, buradan şunu çıkartıyoruz. Yanlış kategorisiyle haram kategorisi ayrı kategorilerdir. Biz bir şeye haram değil derken yanlış diyebiliriz. Mesela dövmeye yanlış diyebiliriz. Karşıtı olabilir. Ben mesela hayatta vücuduma dövme yaptırmam. Yani kalıcı bir şey. Hayat boyu vücudumda kalıcı olan bir şey de niye yaptırayım? Yani ben bana mesela mantıklı gelmiyor. Ama, Ama siz hiç... yaptırmazsınız diye kalkıp da bunu haram, haram da yani. Mesela bazıları müzikten hoşlanmayan birileri mesela tahmini belli dönemde bakmışlar müzikle insanlar çok gereksiz vakit geçiriyor. Onların vakit planlamasını düzgün yapmalarını tavsiye edeceğine müzik haramdır gibi uydurmalara gitmeye kalkmışlar. Burada yapılması o gerekli şey yanlış olan şey yanlış demek haram dememektir. Haram Allah bunu yasakladı. Asla yapman düşünülemez. Yeri göğü yaratan Allah bunu senin yapmamanın arkasında duruyor demek. Haram demek bir şey büyük bir iddiadır. O yüzden Kur'an'daki ayette diyor ki diliniz yalana alışmış olduğu için şu haramdır bu helaldir demeyin. Ha, bizim ölçümüz ne burada? Peki neye göre hareket edeceğiz? Allah ne diyor? Ha, Allah bir şey haram değildir diyorsa tamam işte otomatikman helal oluyor.